Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlerle beraber Mount & Blade Warband serimizin ikinci bölümüyle sizlerle beraberim. Bu videoda arkadaşlar hedefim şu anda ya Nordlara bağlanmak veya kendi krallığımızı kurmak için en azından bir zemin hazırlamak istiyorum. Belki turnuvalara katılırız, belki farklı yollardan paralar kazanmaya çalışırız. Öyleyse arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar, hemen oyuna geçtim. Gördüğünüz gibi aradan bir tık zaman geçti. Wow. O yüzden arkadaşlar ben size kısaca ne yaptıklarımızdan bahsedeceğim. Ah be, şu tuşa basınca yanlışlıkla şey yapıyorum. Tamam, güzel. Çiftçilere yardım edelim. Bu da olur, fark etmez. Zaten ordumuz bayağı gelişti. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar, ben kamerada bir hata olmuş başlatırkendir, ıvır zıvırdır. Yani kaydında küçük bir hata yaşandı. O yüzden zaten çok bir şey yapmamıştım. Yani tabii o sadece ordumu geliştirdim. O yüzden size arkadaşlar kısaca ne yaptıklarımızdan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Ben bir tık gaza geldim. Zorluk seviyemizin ne kadar yüksek olduğunu unutup. Kaçtı? 40 kişiyle yani en son bir önceki videoda bıraktığım orduyu çok azıcık geliştirdim. Yani sadece bir tık daha süvarileri arttırdım. Ben o azıcık orduyla beraber arkadaşlar gittim Vegi Krallığındaki 80 kişilik bir orduya daldım. Ve tabii doğal olarak kaybettik. İşte orada esir düştük. Ondan sonra gittim biraz çapulcular, mobulcular yakalarken ordumuz azdı o sıra. Ordumuzu kaybettiğimiz için. Yine bir esir düşme olayı yaşandı. Ardından işte yeniden ordular topladım. Vegi Krallığına para ödeyerek barış imzaladık. Çünkü çok sıkıntı yaşatıyordu. Mesela gidiyorum buraya. Buradaki yağmacıları öldürmek için geliyorum. Gelirken bir Veigir ordusu beni yakalıyor. Onunla savaşıyorum. Ordumun yarısından çoğu gidiyor zaten. Giderek geri çekilip kaçmaya çalışıyorum. Hani bu şekilde baş edememeye başladım. Ben de dedim en sonunda barış imzalayalım. Şu zamanı hızlandıracağım. Hızlan. O kadar gitmeseydim ya. Yakalayalım, heh, güzel. Şimdilik. Bu arada ordumuz bayağı bir gelişti. Ordumuzdaki Svalyalı birlikler getirttirdim. Şu şekilde yaptım arkadaşlar. İlk başta Kergit askerleri aldım. Biliyorsunuz onlar direkt ikinci seviyede atlı oluyor. Sonra yanlarına da Svalyalı aldım. Hem böylelikle daha güzel bu elemanları hallettik. O sırada da Svalyalılar daha hızlı atlı olmaya başladılar yani. O yüzden onların yanında da Svalyalı ordularım zaten gelişti. Sonra gittim Rodoklardan bir tık asker topladım. Mızraklı ve kılıçlı vır zıvır topladım. Bir de birkaç tane de Veigir askerim olması lazım. Bayağı bir geliştik bu arada. Bunları da videoyu çekmek isterdim şahsen ama çekemedik işte. Yapacak bir şey yok. Bir arena diyeceğim. Turnuvaların nerede olduğunu sormak istiyorum. Turnuvaya katılacağız. Kazanırsak zengin olacağız. Bakalım artık ne yapacağız. Çok güzel. Hop. Dikkatli olalım. Yaklaşık olarak hatırladığım kadarıyla 2 kişi öldürsek yetiyor buradan çıkmak için. Şunu da halledebiliriz bu arada. Çok tam. Çıktık artık. Bundan sonrası öyle antrenman olabilir. 2 kişi öldürünce arkadaşlar çıkıyoruz. Öyle hatırlıyorum ama çok fazla da hatırlamıyorum. Şuraya doğru gidebiliriz. Şunu da biz savaşabiliriz. Wow. Bayağı bir güçlü vurduk bu arada. Çok güzel hallettik. Şuradan şuna da vurmak istiyorum şahsen. Çok güzel vurduk. Al. Sıkıntı değil. Şöyle vurduk bakalım ne olacak. Bu bizden mi? Aynen. Helal olsun. Sonra şurada savaş. Bize böyle güzel şeyler verirse olur ama bir saniye arkadaşlar. Şu bir tuş olması lazım. Hatırlamıyorum hangi tuştu. C miydi? Z, X, X. Ooo. Dur arkadaşım bir saniye. Fırlatmadan çıkarmaya çalıştım da. Nasıl halledeceğiz biz bunu mızrakımızı tuhaf aletle? Ah öldük. Yaptık mı acaba görevi ya? Bilmiyorum. Belki geçmişizdir. Aa elendik. Hop ne oluyor? Alır sizi bir yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Siz savaşta mısınız diye bakacağım.
Kimseyle savaşta değillermiş. Şimdi izninizle iyi gidiyorum diyeceğim. Hadi bakalım ne olacak. Beni takip et diyeceğim. Güçlü ordum. Bugün Vagers krallığına olan seferimizin birinci günü ve ilk seferidir. Bu onurlu konuşmayı önünüzde yapmaktan mutluluk duyuyorum. Arkanızda da yapıyor olabilirdim. Çünkü oklamıyorlar. Ama yine de size güveniyorum arkadaşlar. Bu kadar orduyu herhalde yenebiliriz diye düşünüyorum. Öyleyse aslanlarım haydi. Hücum. Hücum zamanı. Haydi haydi haydi. Haydi bakalım. Allah 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 Allah. Tek atamıyor muyuz biz? Kılıcımız güçlü değil sanırım arkadaşlar o kadar. Abi bu arada biz uzun zamandır zırh almıyoruz arkadaşlar. Bak o da çok önemli. Zırh almak da kılıçtır, ıvır zıvırdır. Ivır zıvır diyoruz ama önemli bunlar. Haydi helal olsun, helal olsun. Helal olsun ordumuza. Beni gururlandırıyorlar ya. Helal. Serbest mi bıraksak, esir mi yapsak? Bitmekle serbestsinim. Gerçekten onurlu bir adamsın beyim. Bunu unutmayacağım. Onur kazandık arkadaşlar. Güzel. Onur değildir. Şimdiki. Kıdemli North yayası. North? Sende niye North askeri var? North savaşçı, okçu, kıdemli, North okçu, muhafız. North yaya. Arkadaşlar alırız bunu. Hani okçular oradan nasıl okuyacak orasını bilmiyorum ama. Okçular siz bana doğru gelin. Şuraya çekilin okçular. Şimdi hop başlıyor savaş. Bizim okumuz neye bitti ya, ok alalım bir tane arkadaşlar. Az kaldı, büyük savaş yaklaşıyor. Ordular yavaş yaklaşın attılar. Şuraya doğru. Hazır mıyız? Hücum. Başlıyoruz, haydi bakalım. Haydi bakalım askerler. Büyük bir çarpışma gerçekleştirecekler onlar yandan. Oo, bunlar North bu arada. Bu adam niye North askeri toplamış? Biz kime saldırdık? Biz North'lara saldırmıyoruz değil mi? Arkadaşlar bilmiyorum. Bir değişik geldi. Biz niye North'lar askerleri var bu adamın? Ama açık renkliydi. Mavi değildi diye hatırlıyorum. Ama direkt o zaman savaş şeyi çıkmazdı ya. Arkadaşlar adamın niye North askeri var? Güzel, hadi bakalım arkadaşlar. Kral Ragnar'ın derebeyi olacağız. Cesur bir savaşçı ve insanların iyi bir lider olarak biliniyorsun Emrahan. Eğer bana bağlılık yemin etmeye hazırsan kılıcını hizmetini alıp sana kulluk bahşetmekten memnuniyet duyarım diyor. Hazırım lordum diyelim. İyi o zaman, yemini benimle tekrar et. North Krallığı'nın meşru lideri olan size bağlı kalacağıma yemin ediyorum diyoruz. Tamamdır, edelim. Son olarak sizin ve varisinizin davalarını destekleyeceğim diyoruz. Aynen. Pekala, bana kutsal yemin ettin Emrahan. Bu yemini her zaman gereken sadakat ve cesaretle koruyasın diyor. Hayatın boyunca özgürlüğünden ya da mallarından mahrum kılınmayacağına dair söz veriyorum. Buna ek olarak sana Merchin köy topraklarının tüm kira ve gelirleriyle başlıyorum. Güzel. Zekice davranan Emrahan bana iyi bir hizmet tutuyor sözünü doğru. Çok güzel arkadaşlar, bize bir de köy verdi. Hangi köyü verdi hatırlamıyorum onu. Turnuva varmış. Çok güzel, turnuvaya katıl diyelim. Yeminimizi ettik zaten. Güzel oldu. Hop, ben niye hareket edemedim? Şöyle halledelim hepsini. İki kişi halletsek yetiyor bu arada arkadaşlar. Hop. Yani ölsek de sıkıntı değil şu anda. Öldük zaten. Daha sonraki turda savaş diyelim. Tamamdır. Bunları kontrol edebiliyor muyduk biz ya? Çok güzel. Helal olsun. Hallettik mi? Helal. Sonraki turda savaş diyeceğim. Şöyle. Arkadaşım seni vurman lazım. Arkadaşlar aslında bir... burada bir şey var. Ben bir kaleye git demek istiyorum. Zaten artık onlara bağlı bir kişiyiz. Burada büyük bir toplantı dönüyor. Aslında savaşmanın tam zamanı ya. Yana duralım ya. Yeni elemanıyız biz. Abicim bakmana gerek yok bana öyle.
Ben en iyisi şuraya geçeyim. Evet arkadaşlar, bence gerçekten çok güzel bir şekilde geliştik. Nordlar şu an savaşta olmasa da belki bir sonraki bölümlerde savaşta olduğu zaman güzel seferlere çıkarız. Hem yanımıza başka ordular da bulunacağı için daha başarılı bir şekilde ilerleriz diye düşünüyorum. Öyleyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.